Enkaz demir kesme makinesi aradım. Ya bir kaldırım kenarına oturacaksınız, ağlayacaksınız ya da o enkazın altına varlığınızı koyacaksınız. Çünkü enkazın altında olan kişi... Deniz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Talihsiz bir deprem yaşadık. Hep oralarda gördük sizi. İzlenimlerinizi alabilir miyiz? Deprem gerçekleştiğinde ben yatağımda yatıyordum. 9 aylık bebeğimiz var. Onun da tabii uyuma uyanma saatleri çok değişken ve sabahın çok erken saatlerinde de birden uyanabiliyor. Yine bebeğimizin uyandığı erken saatlerden birinde eşim bir deprem olduğu haberini alıyor. O da bana söyledi. Ona doğrudan depremin nerede olduğunu sordum. Maraş'ta dedi. Kaç şiddetinde dedim. O da 7.2 şiddetinde gibi söyledi hatırladığım kadarıyla. Ve bunun tabii yıkıcı bir deprem olduğu, bu büyüklüğünden, şiddetinden belli olduğu için ben de hızlı bir şekilde hemen kendi takımımızla iletişime geçerek Maraş'a doğru hazırlanıp hızlı bir şekilde yola çıktım. Tabii bize daha önce 1999 yılında yaşanan depremleri hatırlattı. O zaman bir üniversite öğrencisiydim. İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyordum. Orada akut gönüllüsü olarak canı kurtarmak için enkaz altına girmiştim. Orada hem sahada böyle bir tecrübe, ardından da mühendislik okuduğum için hem binaların tekniği ve nasıl yapıldığı, zeminin bu durumdaki etkisi, tüm bunlarla ilgili tabii kendimi geliştirme fırsatım da olmuştu. Biz Maraş'a doğru hızla hareket ettik. Birinci günün içinde Maraş'a vardık. Depremden sonraki uydu görüntüleri, ki bunlar hava kapalı bile olsa yaklaşık 1-2 saat içinde net olarak çekilebilen fotoğraflar, ana deprem olmadan önceki fotoğraflarla bilgisayar ortamında karşılaştırıldığında zaten bir program üzerinden otomatik olarak yaklaşık kaç binanın yıkıldığı anlaşılıyor, belirlenebiliyor. Bunun üzerine de aslında AFAD, aslında AK Parti hükümeti yetkilileri deprem olduktan kısa bir süre sonra yıkımın nedenli büyük bir sayıya ulaştığı konusunda bilgiye sahiplerdi. Ve uygulamaları gereken bir acil durum eylem planı vardı. Ancak bu planı uygulamadılar. Herkes tek bir kişinin iki dudağının arasından çıkacak talimatları bekleyince ciddi bir zaman kaybı oluyor. Biz sizi fotoğraflarınızdan deprem bölgesinde bayağı işin içinde gördük. Montunuz yırtılmıştı, o fotoğraflar çok akılda kaldı. Oraya girdiğinizde ruh halinizde biraz anlatır mısınız bize? Bir yandan madencileri bölgeye getirmeye çalışırken biz tabii hızlı hareket ederek depremin birinci gününde Maraş'ta Ebrar sitelerine kadar ulaştık. Gördüğümüz görüntü bir toplu katliam görüntüsü gibiydi. Yani yıkılan binalar, sanki 2. Dünya Savaşı'nda bir bombalama yapılmış. Her tarafta bir sis, is, duman, toz, beton kokusu ve onların arasından sizi bulan enkazın altında insanların, vatandaşlarımızın sesleri, yardım çığlıkları, inlemeleri. Bazen bana soruyorlar, diyorlar ki enkazın altına nasıl girdin? Ben bunu çok konforlu bir soru olarak görmüşümdür. Yani öyle geldi bana. Çünkü enkazın altından yardım isteyen birinin sesini duyuyorsunuz. Ve önünüzde iki tercih var. Bunlardan biri ya bir kaldırım kenarına oturacaksınız, ağlayacaksınız. Ya da o enkazın altına, o taşın altına elinizi, bedeninizi, varlığınızı koyacaksınız. Çünkü enkazın altında olan kişi birinin annesi, birinin babası, birinin çocuğu ve o biri siz de olabilirdiniz. İnsanların hayatını kurtarmanın öneminin farkında olarak içine giriyorsunuz enkazın. Benim şöyleydi, ilk girdiğim enkaz, yani o fotoğrafa doğru geleceğim. Enkaza biz daha çok madenciler binalara yandan giriş yaparız. Binalar 3 şekilde depremde yıkılır. Biri yatarak yıkılır, biri çökerek yıkılır, biri de dönerek yıkılır. Yani geneli bu 3 nedenle yıkılır. En olumsuz olanı dönerektir. Hani bir kolonun kesildiğini düşünün veya zeminde bir bozukluk varsa bu gibi nedenlerle dönerek yıkılır. Dönerek yıkılınca binanın bir katındaki banyonun altında öteki alt katın banyosunun olması gerekirken o dairenin arka odası olur. Yani döner
Yani bütün katlar da kendi içinde karışır. O nedenle de nerede olduğunuzu bir türlü bilemezsiniz. Yani bir katta bir canlı arıyorsunuzdur ama hangi kattasınız anlamak oldukça zor olur. O nedenle biz aslında prensip olarak yıkımlardan kurtulanların gitmemesini tercih ederiz. Binanın neresinde olduğumuzu çeşitli işte perde kenarı veya bir diyelim bir takımın formasını bulduk. Onu gösterdiğimizde kişi söyler. Der ki bu şu dairede fanatik şu takımı tutan kişi var. Onun formasıdır der, oradan anlarız. Yani bu bilgiler çok yol gösterici olur. Ve neticede biz madenciler, yani normal arama kurtarma ekipleri binaları üstten betonu delerler, demirleri keserler ve sıkışan katların arasına aşağı doğru inerler. Tam aşağı indikleri yerde termal kamerayla bakılırsa eğer, bir sapması da vardır termal kameraların, 2 metre 5 metre gibi. Tam oraya inemezse ve sağı solu ilerleyemeyeceği şekildeyse bu sefer tekrar en tepeden yine delmeye başlar ve bu ciddi bir zaman harcanmasına neden olur. Ve zaman, artık zaman derken burada günlerden bahsetmiyorum. Saatler, dakikalarla hayat kurtuluyor. Öyle bir durum var, çok kritik. Yani binaya yandan girer, bir madenci sürünerek şöyle bir yükseklikten girer. Arkasından bir madenci, arkasından bir madenci diye. Yani termal kameradan izliyor olsanız böyle binanın içinde hareket eden farklı yerlerinde böyle 2-3 tane madenci görürsünüz. Aynı anda insan ısısını görürsünüz, böyle kırmızı görünür. Yine Ebrar sitelerinde de böyle binaya yandan girilen bir enkazdı. Yandan girdim. Benden önce giren zaten biri varmış. O kişi de çalışıyor. Zaten içeridekiler sanırım akrabasıydı. En içeriye ulaştığımda böyle çeşitli kademelerle artık sürünerek girdiğimiz bir noktada bir baba var. Enkaz altında kalmış. Üstünde demirler var. Özellikle ayağını sıkıştıran demirler. Yanında oğlu var. Vefat etmiş. Yanında da anne var. O da vefat etmiş. Annenin üstünde bir beton blok var ama yani onun yüzünü görmüyoruz. İçeride çalışan kişi çok sıkışık yani. O var, 3 kişi daha var. İkisi vefat etmiş. Bir de ben dahil olduğumda tamamen yani yan yanayız. Hepimiz iç içeyiz. Öyle söyleyeyim, öyle bir yer. Ve bana bu babanın nabzının olup olmadığını, kendisi çalışmaktan artık elleri hep titriyor ve hava buz gibi. Ben nabzına aldım. Nabız var babada. Var yani. Yani şu an deseniz ki nabzı nasıl aldın? Şu parmaklarımın ucunda hissediyorum o babanın nabzını. Şurada hala hissediyorum nasıl bir nabız olduğunu. Öyle söyleyeyim. Ve bana oğlunun kolunu tutmamı istedi. İçerideki diğer çalışan kişi. Ben de tuttum. O da diğer konudan tuttu. Ben canlı zannediyordum oğlunu ilk girdiğimde, çocuğu. Çek dedi. Çekmeye çalışıyorum ve çekip kurtaracağız diye düşünüyorum. Çekiyorum, o da çekiyorum. Yani sonra dedim ki biz böyle çekersek zarar vereceğiz yani. Sonra dedi ki o öldü dedi. Ve anladım ki çocuk ölmüş ve biz çocuğu babayla anne arasında, yani herhalde deprem olduğunda fark ettiler ve aile bir araya geldi anladığım kadarıyla. Ya çocuğun yatağı veya çocuğu aldılar veya çocuk onlara koştu. Ve çocuğu oradan çekeceğiz. Babanın üstün demire doğru sıkıştığı için altı biraz boşalınca yanı, o rahatlayacak ve onu alacağız. Ama çocuğu çıkaramadık. Olmadı. Belden aşağısı sıkışmıştı aşağı doğru. Onu çevirdik, üstünü battaniyeli örttük ve üzerlerinde çalıştık. Babayı şöyle acı, yani oradaki ihmali ve koordinasyonsuzluğu anlatmak açısından önemli buluyorum bunu. Ben baba böyle kendine gelir gibi yani bir durumda ama hava diyorum ya tekrar çok soğuk. Ben babadan da izin isteyerek elektrikli testere, yani demir kesme makinesi diyeyim, aleti bulmak için o yaşayan babayı orada enkazın altında bıraktım, çıktım, enkaz enkaz demir kesme makinesi aradım. Enkaz enkaz bulduk, vermediler. Çünkü herkes kendi yakınını çıkarmaya çalışıyor. Zaten arama kurtarma ekibi falan
Yok. Yani çok az sayıda böyle daha organize birileri var ama onların da ekipmanı yok. Ödünç olarak istedim ve biri şey dedi. Ben dedi kendim gelirim. Beraber. Hangi demirse keselim. Ben makineyi vermem. Aletle de giderim. Tamam tamam. Aldım getirdim. O diğer arkadaş çıktı. O kişiyle girdik. Ayağın üstündeki demiri kestik. Onu kestik. Bu sefer başka demirler, başka problemler. İşte o ayak kısmının üstünde başka şey. Onu kır et falan. Saatlerce çalışıldı. Neticede. Bu arada nabza bakıyoruz. Arada var falan. Ambulans işte geldi bölgeye. Yani bu arada da bölgede yani bir Ebrar siteleri yıkılmış durumda. Orada bir tane ambulans var yani hani gelendi. Ve neticede babayı çıkardık. Hava da artık böyle aydınlanmaya doğru gidiyor. Saatlerce olan bir çalışma. Tam sedyeye koyduk, çıkarıyoruz. Babanın eli böyle açıldı sedyeden aşağı doğru. Ben yani nabzına baktım hemen. O sırada da ambulanstaki sağlık ekipleri de zaten sedyeyle geldiler. Yani sedyenin üzerini içeride koyup çektik. Ben nabız alamadım. Bir gariplik olduğu hissettim. Sağlık ekipleri geldi. Onlar da nabız alamadı. Ben dedim ki yani bir kalp masajı, elektroşok yapsak. İşte yani çeşitli çalışmalar denediler. Ama olmadı. Babayı kaybettik. Yani donarak aslında yani oradaki sağlık ekipleri de hipotermi dedi. Yani bu hipotermi ve düşünün yani bu ilk 24 saat içinde olan şey. Ya hava o kadar soğuk. Kaç gün geçtikten sonra zaten donmadan enkaz altında kalmak için hiç böyle havanın içeride sıkıştığı ama temiz havanın da geldiği bir yaşam alanı olması gerekli. Yoksa o soğuk da zaten çok zor. Ve onun üzerine battaniyeye sarıldı. Ve neticede bir araca yerleşti. Bir araca. Aracın arkasına koyduk ve arkasından ben Ebrar sitelerini gören o demir korkulukların oraya gittim. Yani öyle bir andı. O anda işte orada gelen bir arkadaş orada işte o fotoğrafı çekmiş. Bizim fotoğrafı paylaşmamız bir Maraş'ın durumunu anlatmak için aslında paylaştık. O tabii bir yıkımın hem boyutunu hem ihmalin gösteren koordinasyonsuzluğun yarattığı bu kıyımı gösteren bir durumdu. Kapıçam mezarlığına gittiğimizde bir bölge vardı mezarlıkta. Böyle tahtalar çakılmış. Tahtaların üzerinde numaralar var. Kiminde isim soy isim yazıyor. Kiminde bir tahta çakılmış. Yanında bir oyuncak var. Yani belli ki o bir çocuk. Kiminde bir tülbent var. Kiminde başka bir şey. Ama bir alan alabildiğine mezarlık. Ve başka bir alan daha açmışlar. Hatta ben yanımdaki arkadaşa da şunu söyledim. Dedim ki burası da dolmak üzere. Burası ne olacak demiştim. Ve biraz daha diğer tarafında da kimsesizler mezarlığı adı verilen bir mezarlık var. Orada kimlik tespiti yapılamayanların olduğu yer. Yani düşün o orada Maraş'ta kendi yakınlarını, sevdiklerini bulamayanlar enkazda. Hepsi gidip orada binlerce hayatını kaybetmiş ve kimliği tespit edilemeyen fotoğrafı çekilmiş. O cenazelerin fotoğraflarına bakıyor. Siz onların ruh halini düşünün. Yani sadece bir kişiyi arıyorlar ama binlerce fotoğrafa bakıyorlar ve fotoğraflar hep tabii yani bir kısmı vücut bütünlüğünü de kaybetmiş vaziyette. O dönemde bizim orada bulunduğumuz çalıştığımız dönemde tabii ceset torbasını da açıp bakıyorlar. Böyle Srebrenica katliamını hatırlattı bana. Böyle bir Srebrenica katliamını anlatan bir mezar, uçsuz bucaksız, derin bir sessizliğin içinde ve acıyı hissettiren bir fotoğraf karesi vardır. Onun gibiydi. Böyle tahta mezarlar çakılıydı. Ben bütün bu deprem acısı yaşanırken geldiğimiz noktada şunu bilmek çok acı veriyor. Bu arama kurtarma çalışmalarında gecikilmese, geciktirilmese ne kadar büyük bir afet olursa olsun eğer AK Parti hükümeti devletin imkanını ve kabiliyetinin tümünü seferber etmiş olsa ilk deprem olduğu ilk andan itibaren ben biliyorum ki açıklanan can kaybı yarı yarıya düşebilirdi. Özellikle bizim gördüğümüz birçok çıkardığımız cenaze
maalesef kendine enkazın içinde bir yaşam alanı bulmuş, vücut bütünlüğü var ama donarak hayatını kaybetmiş. Ulaşılamamış tabii, zamanında yani. Tabii zamanında ulaşılamamış. Yani şöyle hep söylediler yani daha sonra televizyonların verdiğini, biz orada daha çok içinde olduğumuz için tabii izleyemedik ama yani 7. 8. 9. günlerinde depremin yapılan can kurtarmalara mucize dendi. Ancak şunu biliyoruz ki o canların zaten depremin 1. 2. günü kurtarılması gerekiyordu. Aynı zamanda o mucize diye tabir edilen kurtarışlardaki maalesef vatandaşlarımızın bir bölümü, onlardan hiç bahsedilmez tekrar ne oldu acaba diye pek sorulmaz, anlatılmaz da onlar da hastanede hayatını kaybetti. Çünkü böbrek yetmezliği, hipotermi, onların hepsi o kadar süre enkaz altında kalıp da daha sonra metabolizma toparlanamıyor. Öyle bir durum da var. Böyle bir acı. Ben size bir örnek vermek istiyorum. Bu ne kadar zincirleme hataların olduğu ve faturasının da böyle çok acı bir şekilde çıktığını göstermek bakımından. Depremin 7. gününde bir telefon geldi bana. Bir kız kardeşimiz şöyle dedi. Yani madenciler olarak biz çalıştığımızı bildikleri için yani ve hızlı müdahale ve genelde diğer arama kurtarma ekipleri tıkandığında yani burada artık bir şey yapılamaz dendiğinde geriye tek bir yol kalır. O da madencilere haber vermek. Çünkü bizim tekniğimiz de farklı olduğu için her biri de her bir madenci de kahramanca mücadele etti ve bir başarıları da şudur. Ekiplerinde de fire verilmedi. Yani arama kurtarma ekibinde fire olmadı. Yani bir hani emniyetsiz çalışma yapmadıklarını çok böyle akılcı çalıştıklarını belgesidir bu. Ve telefondaki ses şunu söylüyor bana. Diyor ki Deniz Bey telefon numaranızı işte şöyle buldum aldım. Bir tek siz yapabilirsiniz. Yani madencileri kastederek söylüyor. Benim amcamdan biraz önce bana mesaj geldi. Enkazdan. Evet evet depremin 7. günü. Yani kaç saat? Yaklaşık 150 saat geçmiş. Böyle bir şey. Ben de dedim ki mesajı dedim gönderir misiniz dedim. Gönderdi mesajı. Programdan hemen sonra size göstereyim. Mesajda duruyor. Gerçekten 19.33 saat bana da hemen ulaştılar zaten. Yardım yazmış. Hemen lokasyonu aldık. Lokasyona gittik. Binayı bulduk. Enkazda madenci ekibiyle birlikte hemen arama yaptık. O noktaya geldik. Termal kamera bulduk. Baktık ısı yok. Sonra uluslararası bir ekipten bir köpek istedik. Geldiler. Zaten o zamanlarda artık canlı kurtarmalar oldukça azaldığı için. Onlar da geldi köpek yok. Sonra bir süre sonra vefat etti zaten anlaşıldı. Şimdi ama mesaj nasıl geldi? Yani ısı yok. Şimdi biri vefat etse de o bir süre daha ısı yaymaya devam ediyor. Zayıflıyor o yaydığı ısı ama görünüyor yani. Neticede anlaşıldı ki aslında bu kızımızın amcası deprem olduktan sonra hayatta kalıyor. Mesaj gönderiyor, arama yapıyor, telefonlar çekmiyor. İnternet yok. Ne zaman ki 7. gününde bulunduğumuz yerde telefonlar çekmeye, internet biraz çekmeye başladığı anda mesaj ulaştı. Yani geçmişten geleceğe gelen bir mesaj gibi. Bu internetin de oradaki durumunun bir göstergesi, acı bir göstergesi. Tabii yani şöyle planlanmış olması gereken bir konu. Bir parametre, iletişim. Bu önemli. Evet, evet. Arama kurtarma konusunda büyük bir koordinasyonsuzluk, gecikme ve bedeli telafisi mümkün olmayan can kayıpları. Bak, iletişim kısmında da müthiş bir beceriksizlik ve başarısızlık. Ve onun da faturası can kaybı. Neden? Türkiye'de 3 tane GSM operatörü var. Biri Türk Telekom, biri Turkcell, biri de Vodafone. Şimdi bunların binaların tepelerine baz istasyonları kurmaları gerekiyor değil mi? Maraş'ta depreme sebep olan fay hattı sürpriz bir fay hattı mı? Yani ilk kez deprem olduktan sonra biz bilmiyorduk burada fay hattı varmış mı dendi. Hayır. Şimdi böyle bir noktada hangi baz istasyonunu, hangi GSM şirketi depreme dayanıklı mı, dayanıklı değil mi diye araştırma yapmadan bir binanın üstüne koyar mı? Değil mi? Yani onu bir kontrol eder. Depreme dayanıklıdır raporu alır. Çünkü fay hattı var. Orada bir acil durum eylem planı var. Bir şeylerin güya tatbikatı yapılıyor. Herhalde kurumlarla, kuruluşlarla, şirketlerle hem arama kurtarma tarafı, hem iletişim tarafı, hem sağlık hizmetleri tarafı herhalde acil durum eylem planında bu çalışılıyor.
Ne çalışılacak başka? Neticede baz istasyonlarının bulunduğu binalar yıkıldı. Yıkıldığı için de haliyle baz istasyonları da kullanılamaz hale geldi. Ve Maraş için söylüyorum, ağırlıklı orada bulunduğum için. Maraş bir hayalet şehre döndü. Türk Telekom'un 9 tane yönetim kurulu üyesi var. Bunların 3'ü Ulaştırma Altyapı Bakan Yardımcısı, 2'si Hazine Maliye Bakan Yardımcısı, biri Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, biri Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü. Yani burası tamamen AK Parti liyakatsizliğiyle doldurulmuş kadrolarla dolu. Ve neticesi işte o internetin deprem anında çekmemesi. Turkcell'in de yönetim kurulu başkanı 2021 yılı Mart ayına kadar Hazine ve aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısıydı. O da daha sonra o görevinden ayrıldı. Şu anda hala Turkcell'in yönetim kurulu başkanı. İşte Ziraat Bankası eski genel müdürü de şu anda Tarım Kredi Kooperatiflerinin genel müdürü. O da yine Turkcell'in yönetim kurulundaydı. Yani o nedenle burada AK Parti'nin izleri ve kendisinin bulunduğu kurumların işleyişini o kadar aksatıp o kadar bozdular ki. Yani değil sadece deprem dönemi. Deprem dönemi olmadığı anda biraz fazla yağmur yağsa onda bile bu liyakatsizlik öne çıkıyor. Yani örnek verecek olursak bakın Türk Telekom'un bir mobil internet şirketi var. Enkaz altından mesajı gönderen, cep telefonuyla gönderen kişinin kullandığı mobil internetin sağlayıcısı olan şirketin yönetim kurulu başkanı Türk Telekom'da kim? Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu. Türk Telekom'un internet şirketinin yönetim kurulu başkanı da yakın bir zamana kadar kimdi? Sayıştay Başkanı Metin Yener'di. Sayıştay Başkanı Metin Yener de Sayıştay Başkanı olmadan önce aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Personel İşleri Genel Müdürü'ydü. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı. Yani bir vatandaşımızın depremde enkaz altında kalıp da vefat edip gömülene kadar geçen sürenin içinde her noktasında AK Parti'nin sorumluluğu. Siz madencilerin üstünde çok durdunuz. Yani bu süre boyunca baştan beri. Orada ne oldu? Neden kullanılamadı ilk günlerde? Şimdi deprem, ana deprem olduktan sonra yıkımın büyüklüğü de zamanla tabii anlaşıldı. 10 ili etkilediği ve büyük can kayıplarının olduğu anlaşıldı. Bu aşamada arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gidişi söz konusu olması gerekirdi. Ve Türkiye'nin de en profesyonel, hatta dünyada da sayılı olan arama kurtarmacıları Zonguldak'taki Türkiye Taş Kömürü Kurumu madencileridir. Bu madenciler diğer arama kurtarma ekiplerinden farklı metotlarla çalışırlar. Ve şu anda kurumda da mevcut yaklaşık 5000 ile 6000 arası madenci var. Bunların her biri doğal arama kurtarmacıdır. Dolayısıyla bu madencinin hızlı bir şekilde AFAD tarafından talep edilerek Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun madencileri hazır hale getirmesi, ekipmanlarını da hazır hale getirip hızlı bir şekilde AFAD kanalıyla bölgeye göndermesi gerekiyordu. Ben de sabah Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ulaştım, Enerji Bakanlığı'na ulaştım ve AFAD'ın kurumdan madenci isteyip istemediğini sordum. Talep edip etmediğini sordum. Normal şartlarda bir seferberlik şeklinde bütün madencileri talep etmesi gerekir. Bir yıkımın boyutunu biliyorlar neticede. Aldığım yanıt tabii çok enteresan bir yanıttı. Dediler ki evet talep etti. Kaç madenci talep etti dedim. Bir ekip talep etti dediler. Yani 12 madenci. 10 ilde büyük yıkım var. Sadece 12 madenci talep edilmiş. Yani her ile bir madenci, bir tane, bir madenci. Böyle bir durum. Neticesinde tabii ben hem de madencilerle de sürekli temas halindeyim. Onları da hazırlanın. Siz de kuruma gidin. Hızlı bir şekilde gönderilmenizi biz de sağlayacağız diye. Ve onların yeteneklerini bildiğim için hem 99 depremi hem Düzce, yani hem Gölcük Değirmenleri hem Düzce depreminde ve Türkiye'de gerçekleşen diğer birçok depremde Taş Kömürü Kurumu madencileri kahramanca hep görev almıştır. Tabii bu bilgiyi alınca ben doğrudan AFAD müdürünü de aradım, Zonguldak müdürünü. Yani dedim siz dedim nasıl bir ekip talep ediyorsunuz?
Bir de şöyle bir durum var. Şimdi bu AK Parti döneminde şöyle bir karar aldınız. Dendi ki bütün arama kurtarma ekipleri AFAD'a bağlanacak. AFAD talep ettiği takdirde arama kurtarma ekipleri hazırlanacak. Talep ettiği sayıdaki arama kurtarma ekibi yola çıkacak ve onay verirse afet bölgesine girecek. Yani AFAD arama kurtarma ekiplerinin neredeyse deprem bölgesine gitmesini sağlayan değil de onu türlü yollarla engelleyecek bir mekanizmaya dönüştürülmüş durumda. Ve dolayısıyla da bizim de ilerleyen aşamada baskılarımızla bu telefon trafiği, sürekli iletişim ve tartışmalarla birinci günün sonunda sadece 85 madenci yola çıkarıldı. Onlar da karayoluyla yola çıkarıldı. Oysa ki biz Zonguldak Çağcuma Havalimanı'na sivil, askeri veya Cumhurbaşkanı'na tahsis edilen o kadar uçak var, onlardan gönderin, madencileri alın ve kademe kademe hızla Zonguldak Çağcuma Havalimanı'ndan Adana Havalimanı'na indirin. Bu arada onların o yolda geçecek sürede ekipmanlarıyla buluşturabilecek onları bir tabii plan yapıp onları doğrudan deprem bölgesinde çalışacakları, can kurtaracakları bölgeye aktarılmasını gerektiğini söyledik. Ama bu yapılmadı, karayoluyla yola çıktılar. Onlar da kar tipinin içinde kaldılar. Saatlerce yollarda beklediler. Ve yani yolculuk çok uzun sürdü. Tabii Zonguldak Türkiye'nin en kuzeyi, Hatay en güneyi. Yani Türkiye'nin en kuzeyinden en güneyine madencileri, ilk etapta yola çıkarılan, o da bizim baskımızla yola çıkarılan madencileri karayoluyla gönderdiler. Yani en uzun yol tercih edildi ve orada da tabii trafiğin durumu, hem yolların tahrip olması gibi sıkıntılarla yolculuk uzadı. İlk madenci ekibi ana deprem olduktan 30 saat sonra bölgeye ulaştı. İkinci günün sonunda 275 madenci yola çıkarılmıştı. Bir kısmı bizim yine zorlamamızı uçakla da yola çıkanlar oldu. Onlar da havalimanında bekletildiler. Ve onların da bölgeye ulaşmaları 40-50-60. Saati buldu. Zaten bizim 60. saatten sonraki kurtarışlar mucize kurtarışlar. 72 saatteydi galiba. Tabii yani kritik diye tabir ediliyor ama o hava koşullarına göre de değişen, tariflenen bir süre. Şimdi biz ilk Maraş'a vardığımızda yani deprem olduğu birinci günün içinde hava buz gibi. Ve enkazın altında kalan vatandaşlarımız gece 04.17'de pijamalarıyla, ince kıyafet elbiseleriyle yatakta yatıyorlar. Ve birdenbire buz gibi bir havanın içinde enkazın altındalar. Zaten bir arama kurtarma ekibi çevrelerinde yok. Az sayıda olan arama kurtarma ekibinin ekipmanı eksik. Vatandaşlar kendi ailelerini, kendi anne babalarını, çocuklarını, kurtulabilenler kendileri tırnaklarıyla betonları kazıyarak, parçalayarak çıkarmaya çalıştılar. Karanlık bir şehirdi. Elektrikler yok. Telefonlar çekmiyor. İnternet çökmüş. Zifiri karanlık her yer. Yıkılmış binalar, enkazlar ve altından insanların yardım çığlıkları, kimilerinin inlemeleri. Ne yapmak lazım? Bir daha böyle şeylerle karşılaşmamak için, daha az zararla bu işlerden kurtulmak için. Bu konuyla ilgili mutlaka çok teknik ekiplerin, uzman ekiplerin ve kararlı siyasi bir iradenin sorumluluk alıp çok boyutlu çalışması gerekiyor. Biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak başlattık. Ben de Deprem Teknik Komisyonu'ndayım ve bu konularla ilgili gerçekçi ve uygulanabilir bir çalışmayı şu anda yapıyoruz. Arama kurtarma konusunda da aynı şekilde zaten yaklaşık 2 yıldır benim de içinde bulunduğum, hem benim hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, depremle ilgili dairelerin başkanları ve itfaiye müdürleriyle birlikte zaten biz bir çalışma içindeydik. Bir deprem simülasyonunu biz çalışıyorduk. Olası İstanbul depremi ve Türkiye'deki diğer depremlere müdahaleyi çalışıyorduk. Dolayısıyla o çalışmamız devam ediyor. Arama kurtarma ordusu kurmak, emekli madencilerden böyle bir planımız vardı, projemiz. O yürüyor şu an. Nerede hata yaptık dediniz? Çok net bir hatayı söyleyeyim. Siz yapmadınız hatayı önce.
Biz yapmadık. Maalesef yetkimiz yok. Çok üzüldüğüm konu bu. Hatta deprem döneminde çalışırken en üzüldüğüm konu da aslında bu oldu. Yetkisiz olmak, ne yapılması gerektiğini bilmek ama yetkinizin olmaması en çok kahreden şey aslında bu. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.